düzenlediği telkinimize hoş geldiniz. Konuğumuzu davet etmeden önce paylaşmak istediğim şeyler var. Bildiğiniz üzere kulübümüzü sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. sks.uskudar.edu.tr adresinden kulübümüze üye olabilirsiniz. Mart ayı boyunca etkinliklerimiz olacak. Diğer kulüplerle de ortak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Duyurularımızı hem Üsküdar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Direktörlüğü'nden hem de sosyal medyadan paylaşacağız. Hepinizi aramızda görmek isteriz. Söyleşiden önce Ümit Erdem için hazırladığımız videoyu izleyeceğiz. Ya ben çekemiyorum, ben de mi söyleyeyim acaba? Bakın, kapanıyor. Deme bakayım. Oyuncu mu diye hatırlıyorum. Olur mu? İkisi kendine yaşıyor. Evet, tamam. Tamam, o tarafa. Seni çok seviyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Nasıl yazdığında çok merak ediyorum. Bu kadar. Sesi çok güzel, sesi nereye geleceğim? Şu an acaba ne? Asıl bir de zayıfladı. Zayıfladı işte. Zayıfladı. Sesi güzel, sesi de yerlendirsin. Başa başa. Bildiğim bir şey yok ama belki ortamıza da bizim gibi gençler birlikte bildiklerimi paylaşmak için davetini geçerim. İsmini tarayarak neler alabiliriz? Ümit Erdem, seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ümit Erdem kimdir? Nasıl şarkı? 5000 oynadım. Rolleri biliyor muydunuz peki hayat bilgisinde? Olmak isterim.
sen dur sorumlusu. Doğrudan. Kerem yolu da kötü tarif ettin. Doğrudur valla. O zaman şimdi alkışlarınız eşliğinde Ümit Erdin'i sahneye. Ses. Ben buna oturamam ki. Merhaba arkadaşlar, teşekkür ederim önce nazik davetiniz için. Özellikle sinema kulübüne. Bugün burada beraber biraz sohbet edeceğiz. Öncelikle teşekkür ederim bu hazırlık için. Hiç kendimle ilgili sokak röportajı, birkaç televizyon programı yapmıştı galiba da hatırlamıyorum. Çok güzelmiş ama. Neyci abiydi o? Şiş koydu zayıfları. O güzel. En çok onu sevdim. Haklı adam. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Gerçekten çok şişko ve iticiymişim yani. Acayip kiloluyum ya. Nasıl kilo verdim harbiden ya? Acayip kilo verdim. Teşekkür ederim. Soru sorabilirsiniz. Rahat olun bugün bence. Sohbet, muhabbet. Şimdi tabii izleyince böyle bir geri gittim bayağı. 2003. 13 yıl önceydi o sahneyi çekişimizi hatırlıyorum ya, ilk bölüm o. Yani ilk bölümün 5. günü falan belki yani, öyle bir sete alış, kameraya alış, her şeye alış yani, öyle çok da zor bir dönemdi. Çok sıkıntılar çektim o sette, işe alışmakla ilgili. Burada şu an kimler sinema bölümünde? Hiç kimse. Hani kulüp şey mi, organizasyon düzenleyip dağıldı mı herkes? Yok. Hiç kimse yok. Oha tamam daha iyi. Arkalarından konuşalım. nasıl o tabii orayı görünce oradan başlayayım aslında. Biraz 13 yıl geri gideceğiz ama 13 yılı konuşursak çok olur. O kadar konuşmayayım. Tamam peki ne kadar süremiz var? Acele etmem gerekiyor mu? Ya da ne anlatmam gerekiyor? Siz beni çok geriyorsunuz. Burada hiç kimse gergin değil. Ben de değildim. Siz geriyorsunuz. Tamam peki ben halledeceğim. Tahmin edersiniz ki her bu meslekle uğraşan insan gibi, daha doğrusu %90 gibi benim de kötü bir okul hayatım vardı. Annem benim 33 yıllık falan bir ilkokul öğretmeni. Babam da Petkim. Petkim'i bilir misiniz? Petrokimya fabrikalarında işçiydi. Ya işçi ve memur bir ailenin çocuğuyum. Tabii derslerim kötü. Hani iki tane abim var. En büyüğünün dersleri kötü. Ortanca kesinlikle mühendis. Yani üst düzey bir performans, küçük rezalet gibi bir dengemiz vardır evde. Annem de gerçekten Afet Hoca gibi bir kadındır bu arada. Yani işte neresi geliyor kötü semt İstanbul'da aklımızı atıyorum. Hani nerenin adı çıkmıştır? Tarlabaşı mesela. Öyle bir yer düşün İzmit'te. Annem orada ilkokul öğretmeni. Yani aileler perişan. Suç oranı yüksek. Kötü şeyler oluyor semtte. Ve oranın ilkokul öğretmeni annem, hani çocuk annemi görüyor bir tek ve ona tutunuyor gibi. Hakikaten Afet Hoca gibi de bir kadındır böyle, tamam mı? Çok iyi şeyler oldu, güzel çocuklar yetiştirdiğine biz çok şahit olduk. Annem mesela hala bayramlarda filan arayıp gelen 69 doğumlu öğrencileri var. Hani bugün arıyorsa demek ki iyi bir şeyler yapmış yani kadın, ama düşünsene evin içindeki ne faydası? Yani çok korkunç bir öğrenciydim. Bununla övünmüyorum bu arada. Çok sıkıntısını çektim. Yani IQ'mun 27 falan olduğunu düşünmeye başlamıştım artık. Yani hiçbir şey kafan almaz mı yani? Asla okulda durmak istemiyorum, sınıfta durmak istemiyorum, camdan atlayıp kaçıyorum, bir şey oluyor. Bütün disiplin cezaları var. Bizim de bu arada hepsi var. Yani öğretmenle kavga etmek de var ya. Annen öğretmen yani. Daha ne kadar ileri gidebilirsin yani. Neyse öyle kör topal bir şeyler oluyor. Bir Türkçe öğretmenimiz var. Tabii okuldan, kulüpçüler iyi bilir işte, okulda dersten kaçmanın en etkin yöntemi okulun etkinliklerine katılmak ya. Ben de onu yapıyorum abi, bir farkım yok. Hani etkinlik varsa ben oradayım abi, ders yok, bir şey yok, kaçacağım. Çünkü ders saatinde bir şey yapman gerekebilir. Öyle tiyatro vesaire bir şeyler hazırlıyoruz. Sürekli ben en öndeyim. Yani hemen hazırlık, işte Ümit oynuyor, Ümit hazırlıyor, bir şey oluyor, milleti organize ediyor falan. Öyle öyle gösterilerimiz oldu, bir şey oldu, çok beğenildi. Sonra işte bir 24 kısım etkinliği falan galiba, annem de mi gelmiş, annemi mi çağırmışlar hatırlamıyorum. Türkçe öğretmeni anneme orta son filandır galiba tabii. Dedi ki ya hocam hani biz meslekteyiz, bunun şeyi yok artık, hani yabancı yok aramızda. Yani bunu alın bir yere verin. Bu çünkü burada yok, olmayacak. Hani çok dümdüz konuştu annemle.
Şimdi normal şartlarda bütün meslek hayatımda, annelik hayatım önce bir şeyler çekmişsin, sürekli çile çektirmiş herif sana. Normalde ağlayarak çıkması lazım okuldan kadının artık. Ben üzüldüm o duyduklarıma. Annem gülerek çıktı. Dedim ki siniri bozuldu herhalde. Eve gidince bittik yani, öyle bir şey hissediyorsun. Annemin derdi şuymuş. Annem öğrencilik yıllarında hep tiyatro koluna girmek istemiş. Annem yeteneksiz diye almamışlar. Yani hani ben yapamadım, bizim oğlan yapacak diye böyle güle oynaya çıktık okuldan. Beni şeyin sınavına soktular. Bir şekilde ben hazırlandım, işte ne yapmam gerektiği öğrenildi. Şehir tiyatrosunun tiyatro okulu var. Ama oraya da bir sınavla alıyorlar. Sınav dediğimde konservatuar sınavı gibi değil. Muhtemelen böyle hani atıyorum 150 çocuk başvurduysa böyle bir 20-30 yapacaklar ki en azından belki yani düzeltilebilir olanı böyle bir ayırıp hani onları alacaklar filan gibi böyle bir şiir oku, hadi bize bir şey canlandır filan tadında bazı bir sınav. Oraya ben sokuldum, oraya geçtim. Böyle bir şehir tiyatrosu hayatı başladı 13 yaşında. Ama güzel bir şey, gene bir şeylerden kaçıp bir yere gidip sosyalleşiyorum hani hiç. Eğlenceli de her gün değişik bir şey oluyor kafasıyla. Bayağı ben böyle tiyatro okulunda eğitim. Yani 13 yaşındasın, Romeo oynattılar abi bana, Romeo Juliet'te. Yani o herifi gördün işte, Tonton. Onun da 13 yaşına dön mesela, hani şöyle bir çocuk. Annemin tight'ını giydim ben. Gerçekten Romeo oynadım yani, tight'la. Pelerin bir o dönemin kıyafetleri neyse böyle hani veliler kendileri bir şeyler yapıyorlar. Hatta onunla ilgili şöyle bir şey var, oynadık oyunu birkaç kez. Önce bir velilere oynuyorsun, sonra bir dışarıdan eş dost çağrılıyor, sonra hakikaten afiş yapıyor tiyatro. Hani bu çocuklara bakalım kim gelecek izlemeye diye. Salon gene doldu. İzmir küçük yer, salon 550 kişi. Hani doldu lan yani, panik olduk yani. Hani hiç istemiyorsun dolması. 3-5 kişi biz bize yapalım diyorsun, olmuyor. Tight'ı giydim ya. Ayağımda kalın kışlık bir çorap var. Abi oynadık bitti. Oyun bitti. Romeo sonunda ölüyor. Şimdi öldüm ben sahnede, ayaklar böyle seyirciye dönük. Tabii üçüncü oyun artık, oyunu oynayınca çorap delinmiş. Hani bir bu önde bir de topukta delik var çorabın. Yazık, bir de o son oyun ya, ona da basın çağırmışlar. Özgür Kocaeli gazetesi, yerel gazete. Hani çocuklar yaptı falan, hiç suratım yok, Romeo. Ayaklar var, patates çıkmış böyle. Hani kavram karmaşasına bak yani. Neyse velhasıl öyle devam etti. Bir tane de arkadaşım var tiyatroda. Bu arada deprem girdi araya, biz 99'da böyle bir felaketler yaşadık bilmem ne, öyle bir sene bir hayat durdu İzmit'te gerçekten, bütün sosyallikler vesaire. Sonra tekrar 2000-2001'de tekrar bir ayaklandık, biraz da böyle 15-16 yaşına geldik, daha böyle ergen ve ateşliyim. Ama tiyatroyu da artık sevmişim, bırakmak da istemiyorum. Bu arada Caner Özgürtlü'yü tanır mısınız? Neyse şimdi yapımcı, yönetmen filan bir şeyler oldu. Caner oyuncudur aslında. En son ne film çekti o? Yok artık mı? Ölüm film mi çektiler? Değil mi? Hayalet Dayı mı? Öyle bir şey. Onları falan yapan çocuk işte. Caner de bizim tiyatroda. Benim tiyatroda arkadaşım. Şimdi Caner'in babasının işi yüzünden Caner İzmit'te. Ama İstanbullu yani. Buraları biliyor çocuk filan. Ne oluyor arkada? Ne yapıyor? Niye yerleşemezsin? Benim küçüklüğüme benziyor. Ha ondan dikkatimi çekti. Kendimi gördüm, o koltukların arasına sığamazdım ben. Bir dakika ya. Ben ya bak, alkıştan sonra saç düzeltmeye geçtim. Kesin bütün salon bana dönecek, bayağı iyi bir sıfat yapsın. Kanka kırmızılığı ne yapacağız, onu yok edelim. Ne oldu oğlum, bana söyle. Çözeyim ben. Herkes beni dinliyor. Bir şekilde işimiz görünüyor. Yardımcı olurlar. Kaymıyorum da kanka. Sıkıntı. Niye kaymıyorsunuz? Peki kanka kayılmayan yere geçip sen otursan. O birinin yanını istiyor. Onunla kaynayacak o. Ne işi var? Ben de çözüyorum abi. Ben de öyle yapayım. Ceketi bir kötü çıkardım. Neyse. Nerede kalmıştım ben? Caner'i almıştım. Ha, ince bir şey. Şimdi Caner İstanbul'da falan büyümüş bir çocuk ya, daha biliyor buraları. Biz İzmit'teyiz. Ben o zaman da iriyim. Yani gerçekten iriyim ve yaşıtlarımdan böyle daha dikkat çeken korkunç bir tipim o zaman da, tamam mı? Dolayısıyla bu fiziğin de etkisiyle bana oradaki kadrolu oyuncular
Onların oynadığı oyunlarda çocuk rolleri verilmeye başlandı. Şimdi böyle 70 kişi falan bir tiyatro okulu ekibi düşün. Bir tek ben böyle repertuar oyununda oynuyorum, tamam mı? Büyüklerle. İşte Tardo Flordun, Barış Falay falan hani. Hepsi hoca. Yani onlar oyuncular oranın. Bizi de... Şimdi sen ben Barış abinin yönettiği oyunda... Kanka oyunum var falan diye böyle. İğrenç ama çok itici ergen düşün yani. Neyse böyle havalıyım kendimce. Caner dedi ki... Ya dedi dizi çekiyorlar dedi ya. Televizyonlara, dizilere, ajanslara gidelim dedi, tamam mı şimdi? Caner dedi sen. Ayak mısın? Oyunum var benim falan. Yani artık böyle delireceğim havadan yani. Gerçekten Shakespeare'in yeğeni falan zannediyorum yani. O kadar kötü durumdayım. Caner diyor ki ya İstanbul'da benim ajansa yazılalım olma. Televizyona çıkarız, dizi çekeriz falan. Caner. Bırak. Böyle itiyorum Caner'i. Dedi ki bak ben buldum bir ajans, gideceğiz sadece yazılacağız dedi. Kesin Bağdat Caddesi'nde dedi ajans. Şimdi o kadar hikaye, televizyon hiçbir şey cezbetmedi. Bağdat Caddesi'nde durdum. Çünkü hayatımda Bağdat Caddesi nedir bilmiyorum. Televizyondan duymuşum veya görüp hiçbir fikrim yok. Böyle Bağdat Caddesi böyle gezeriz lan dedi, tamam mı şimdi? Gideceğiz dedi otobüste, geri döneceğiz. Aynı şey. İzmit bir saat. Efe tur, Asya tur, vın vın gidiyor. Geleceğiz Bağdat Caddesi'nde gezeceğim. Ne yapacaksan hayatında sanki caddeyi gördün de gezecek yerini biliyorsun ya. Ben bununki de hakikaten sığırlık ya. Tamam lan falan dedim. Ya hiçbir şey yapmayacaksan benimle beraber gel diyor zaten. Gidelim gezelim. O cezbetti. Hani bu herif diyorum ajansa yazılır sonra biz de gezeriz döneriz. Tamam lan dedim gittim. Gittik ajansa. Böyle ben hakikaten aynı iticiliğim ama yani. Böyle. Göbek. Göbek insanların masasına değecekti ya. Caner'i de biliyorsun, bilenler biliyor. Caner şöyle bir heriftir yani. Bildiğin daldır herif yani. Böyle biz Lorelardi. Neyse Caner bir şeyler yapıyor, tamam mı? Falan filan. Bana dedi, sen dedi ne yapıyorsun? Çünkü abi düşünsene, o işte bunun gibi duran... Şuyum yani, duruyor herif orada. Hiçbir fonksiyonu yok. Merhabayı zor söylüyor filan, hep durup duruyor. Caner'e gibi bir şey çıktı be. Yani etten yağdan kelime çıkmıyor. Yani Caner'in arkadaşım ben falan diye. Sen neden? Aynı tiyatrodayız ben. Ben çünkü tiyatrodan girince ben orada bana sorsunlar istiyorum yani. Tiyatro falan filan. Yok gideceğim ben yazılmayacağım filan. Yani tavaya giriyorum. Ya dedi sen bak değişik bir tipsin dedi ya seni de yazalım yani. Orada kadın öngörmüş demek ki. Yok falan diyorum ya ben hani bunun işi bitsin çıkalım. Yok falan hakikaten ya işte diziler bizimle böyle antingoni gazete haberleri falan asıl ajansın duvarında. Havanın bini bir para. Neyse orada yazıldım ben. Tamam ne yapıyorsunuz yapın peki fotoğraflar çekildi falan. Okey dedik biz çıktık döndük. Sonra ondan bir ay sonra falan herhalde böyle bir telefon. 2002'nin sonları. Hayat bilgisi. Dediler ki Gani Müjde'li, ha pardon öncesinde arada bir hikaye daha var onu anlatayım. 388 mi Ericsson? Abin 18 vardı pardon ortası renkli. Hiç bilen yok oğlum kaç yaşındasın ben. Ben yaşlı bir adam değilim ha. Bu arada ben 31 yaşında bir adamım. Ne? Niye bana böyle bir muamele ya? Abin 18'i bilen yok mu ya? Kim? En dede bildi. İlk dedi misin hatırlarsınız? Tamam. Turuncu muydu ön panel? Şimdi telefon şarjda. Şarjı doğru söyledim. Televizyonun yanında. Odada işte anne sen hayatında öyle bir şey yok ya. Telefon çalmış yetişememiş. Ben gittim bir baktım 0216 falan. Geri döndüm. Dediler ki hani şimdi ajans lan kim arar beni 216'da ya. Açtım işte o Emel bizi yazan kız. Ya dedi Ümitçim dedi biz dedi Dadı dizisini hatırlıyor musunuz? Evet. Dadı'ya 3 bölümlük bir rol vardı dedi. Sana ulaşamayınca başkasını dedi. Hani o realiteyle ilk defa orada yüzleşiyorsun çünkü hani hala ajansa yazıldın İstanbul'a gittin hiçbir şey yok hayatında değişen ya. Onunla orada yüzleştin. Ulan Allah Allah dedim tamam mı? Gitti falan üzülüyorum kafamı yastıklara vuracağım rolü kaçırdık falan diye kapattım. 5 dakika sonra Caner aradı. Benden sonra Caner'i aramışlar. Caner gitti oynadı. Caner bana dedi ki ya Ümit dedi beni ajansa aradı ben Dadı'da oynayacağım falan. Ben böyle Tabii. Aa ne güzel kardeşim, hayırlı olsun. Diye öyle bir ara hikaye var. Neyse, Caner oynadı onu. İyi ki de oynamamışım, yüzüm eskimemiş. Sonra dediler ki, Gani Müjde'yle görüşme var.
Abi Gani Müjde bir televizyon figürü ve ünlü bir adam. Ben de İzmit'te lise sonunda okuyan, hala itici. Ben bakayım mı? Yok değil mi? Çok kötü gözüküyor. Gani Müjde'yle görüşme var dediler. Peki, kalktık Asya Tur'a bindim. O zaman Asya Tur batmamış. Asya Tur'a bindim, geldim işte bulduk o şeyi. Karşı Seyrantepe'de abi ofisi, hala da orada ben abi. Yani İzmit'ten Seyrantepe'ye nasıl gittim ben onu da hatırlamıyorum. Neyse gittik. Böyle çok kalabalık yok. Hani dediler ki geç bakalım. Böyle kapıyı açtım. Kapıya kadar aklınızda tutun. Başka bir şey anlatacağım. Şimdi tımbırlak botlar vardı ya kahverengi. Şimdi onlar o zaman da burada çok popüler. Çünkü okulun bu. Oğlum bu mikrofon eğilince alıyor lan. Şimdi o zaman da çok popüler. Okulun o gri kumaş pantolonu botun içine sokmak istiyorsun ya. Fakat dedim ya işçi memuru bir aile. Hani öyle Timberland falan yok. Yani nerede Timberland hani? Ne taksiti ne şey o zaman abi. Timberland dediğin şey para. Alamıyor. Çakması var. Asla Timberland yazmıyor hiçbir yerinde. Bizim Serdar Kurdur'u var İzmit'te. Onlar yaptırmışlar bir yere muhtemelen. Bayağı benziyor. Rengi rengi aynı ama tabii ki uzaktan bakınca Timberland değil yani. Ama renk okey. Pantolon da içine giriyor. Onlar böyle güç bela aldırılmış aile. Onlar var ayağımda. Çünkü yeni ve en cicoz kıyafetle oraya gittik. Şimdi kapı. Açtım ben kapıyı. Gani Müjde, Ali Gündoğdu, Tarkan Karlı. Yani Ali Gündoğdu yapımcı, Tarkan Karlı da yönetmen. Üç patron böyle bilgisayarın arkasına oturuyorlar. Girdim. Açtım. Tabii heyecanlıyım. Gani Müjde var. Arif geldi dedi. Şimdi tam bir İzmitliyim, dediğim gibi iticiyim. Ben hala şunun peşindeyim bak, kimlik bunalımına bak yani. Yalnız Arif değil, Ümit abi. Kendini orada kontrolmaya çalışma, bırak yani anladın mı? Adam başka bir şey söylüyor ya. Arif geldi falan, otur dedi bilmem ne falan. Sen dedi ne yapıyorsun? Dedim ben şehir tiyatroları. Aa tiyatrocu çocuk, ben de kaç sene şu kadar. Hangi oyunlarda oynadın? Şunda. Lan dedi küçücük yaşta ne çok oyun oynamış. Lan ben. Başladı benim bu. Hani o. Pankreas kaşınmaya başladı. Ya evet abi falan bilmem ne böyle iyice koltuğa yerleşme falan. Aferin lan dedi bilmem ne bak dedi şöyle böyle sen dedi monitörü böyle havalı da bir monitörü var iki monitör o zaman hayatında ilk defa gördüm. Yani tek bilgisayara bağlı iki monitör orada gördüm. Bak bakayım dedi şurayı oku dedi diksiyonuna bakacağım dedi. Senaryo açtılar. İşte yasal var mısın Arif Ortega bilmem ne. Okudum ben dedi diksiyon da güzel tamam. Okey dedi ya Arif tamamdır dedi. Nerede oturuyorsun dedi. İzmit'te dedi. Hepsi böyle omuzlar dikti düştü. Oo falan. Nasıl ha? Oğlum şehir tiyatrosundayım dedin dedi. İzmit şehir tiyatrosu abi. Ha, İstanbul zannetmişler iyice yıkıldılar. Yönetmenle yapımcıyı kaybettik orada. Bir canım kaldı sağ üst köşede ekranda. Gani abi. Ya dedi tamam dedi İzmit bir saatlik yol dedi. Biz zaten okulda çalışacağız. Hafta sonu okula girebiliyoruz. Hafta sonu hafta içi orada çekim yapamayız. Cumartesi pazar çalışacağız. Ben dedi yol paranı vereceğim, bir saat şuradan geliyor falan hop bitirdi işi. Hayırlı olsun. Hakikaten yol paramı verdi. Ve hani ben annemden o zaman bak bu hesaba bak. Ben annemden 20 lira haftalık alıyorum. Bana 150 lira haftalık vermeye başladılar. Bak bölüm başı 150 lira. Aklımı oynatıyor. Bak 20 kaç kat oluyor 7 mi? 7'den. 7 küsür kat yani. Ve annemden 20'yi almaya devam ediyorum. Abi 170 lira ne yapıyor biliyor musun bana? Yani ben direkt o hesaba girdim. Dedim ki sıçtın. Yani bu kontrol edemeyeceğim büyüklükte bir para yani. Her hafta bir daha bir. Her hafta 170 lira yani. Yani ikinci dönem bitmek üzere. Aklım gitti. Yani bırak iş, güç, televizyon, oyunculuk hiçbiri yok. 170'i nasıl bitireceğiz? Abi başladık neyse hakikaten ve Gani abi bana şeyi ödüyor hakikaten. Ben Asya Tur'dan bilet alıyorum. O zaman bilet galiba 6,5 liraydı İstanbul. Yani o 6,5'ları biriktiriyorum. Asya Tur biletleriyle muhasebeye gidiyorum. Onları bana ödüyor. Yani ödediği para hani 10 tane döse 65 lira abi. Ya dünyanın en tatlı parası var. Delireceğim o paraya. Yani. Bir de oradan abi bütün sınıfa patates ekmek. Yani sürekli internet kafedeyiz. Hep ben ödüyorum. Öde. Yani artık
sıkıntıdan hiç alakamız olmadığı halde bilardo oynamaya başladık. Çünkü bir şekilde parayı eritmem lazım ve asla bitmiyor. Hani böyle 10 kişilik bir arkadaş grubu düşün, her şeyi ödüyorsun bitmiyor. Bayağı iyiydi lan hakikaten o zaman. Neyse öyle gezdik, tozduk vesaire. 6 ay sonra, 6 ay gittim geldim İzmit'ten. Lise bitti. Konservatuar sınavına girmem lazım. Çünkü başka bir şey hedefleyemezsin artık. Dizide falan da oynuyorsun, bitti. Yani artık o saatten sonra meslek değiştireyim. Yani işte kesin öğretmen olmalıyım falan diye bir şey düşünme imkanın yok. Kesinlikle oyuncu olmalısın. Bunun da okulunu okuyacağız. O kadar kafa basmış demek yani. Onu idrak etmişim yani. Konservatuara hazırlanacak. Peki, kazandım İstanbul Üniversitesi'ne. Biliyorsunuz o bir yetenek sınavı falan. Baraja geçiyorsun 4 yıllık. 4 yıllık barajı zor geçtim. Allah'tan öyle bir sınav var ekstra ama daha yırttık yani. Neyse sınava girdik, 400 küsür kişiden 9 kişi aldılar. Bendeki havaya bak. Lan diyorum, feci yeter. Yani. Artık tamam diyorum, tescilledik yani. İkinci sene okulu bıraktım. Bu kadar yükseklikte bir sahnemiz vardı okulda. Bizim tiyatro bölümünde. Bu kabloları nefret ediyorum şu an. Bu kadar yükseklikte bir sahnemiz var. Hatırlamıyorum, vize ya da finaldi. Bir şeyler yaptık bütün sınıf. Ali İl vardır ya, Ali'yi tanır mısın? Ali İl. Poyraz Karayel'de mi oynuyor şimdi? Renkli gözlü. Ali falan sınıf arkadaşı. 6 erkek, 3 kızız. Kızlardan birini de gördüm, arka sokaklarda oynuyor şimdi. Girdi mi komiser sarışın? Oya, ha, Oya, Oya, Ali, ben. Ulan bayağı ünlü yapmışsın. Bir şey oynadık filan, neyse. Yıldız Kenter Hoca, Yardım Dörmen, sınavdan önünde oturuyorlar abi. Bitmiyor yani. Keserler seni o. Sen kimsin yani? Devam. Hali hazırda sokakta tanınırken okulu kazanmışım yani. Böyle bir eksi de var aslında. Vesaire bir kavga ettik Yıldız Hoca'yla. Kavga tartıştık. Ben oturuyordum sahnenin önünde böyle kalktım. Hani diyecek hiçbir şeyim yok. Haklı haksız da değilim yani. Çünkü otomatikman haksızsın. Öğrencisin çünkü hoca. Hoca asla dinlemiyor. Son dediğimi duydunuz mu? Yok. Yok hocam peki. Gideyim mi? Tamam son kapatıyorum gideceğim. Neyse. Ya dedim almasaydınız hocam o zaman dedim ben. Bizim okulu bilen var mı İstanbul Üniversitesi? Konservatuvar, vapur iskelesinde mi? Ha? Bravo. Aynen tam iskeledeki yani bir tarafı Haldun Taner sahnesidir onun. Bir tarafı da konservatuvar da orası oldu. Ben çıktım okulun önünde Cem Büfe vardı bir tane. Var mı Cem? Sosisli kaç para? 1.75 mi? Kaç? 2.5. Oğlum 11 yıl önceden bahsediyorum. Yani et nereden nereye geldi? O nasıl orada kaldı yani? 5 mi? Neyse. 1.75'ti kanka o zaman. Ben çıktım bir sosisli attım. Eve gittim. Beşiktaş'ta oturuyor o zaman. 2005 senesi işte. Okul o kadar. Bir daha bu gitmedi oraya. Yani son hikaye bu. Sosisli yedim. Zirvede bıraktım. Hiç kimse maalesef şuraya bağlayacağım. Maalesef kimse diplomamı sormadı. Hiçbir çalıştığım sette. Bir kişi hariç. Haluk Bilginer sordu. Abi kaosu düşünebiliyor musun? 2010 senesi bir tane sitcom çekiyoruz. Başlamışız daha birbirimize kaynaşma tabii. Bir de Haluk Bilginer var abi sette şimdi. Hani geçelim lütfen. Yani böyle böyleyim bak oturamıyorum böyle. Çünkü CV de bozuk. Okulu bırakmış. Rezil yani orada sıkıştım ben. Sitcom dekorunu bilirsiniz hepiniz. Bir koltuk, bir şey salon işte. O oradayız. Çekim yapılacak belki biraz da. Tek kişilik olan da Haluk abi oturuyor burada. O klasik güzel gözlükleri vardı bana böyle bacaklar üstüne. Bir şeyler oluyor. Ben de buradaki uzun koltukta kenarından Haluk abiye en yakın yerde. Yani içimden şunu geçirdim. Dedim ki ya ulan evet. Haluk Bilginer'le aynı sette çalışıyorsun. Kıymetini bil lan falan diye. Kendi kendime içimden iğrenç telkinlerim var. Tabii bir şekilde kafada da okul. Yani Haluk abi bana bir şey sorarsa cevap verebilir miyim düşünüyorum. Sordum. Haluk Bilginer'in sesini hepiniz biliyorsunuz. Şu, o tonda şu soruyu düşünüyorum. Ümit'ciğim sen hangi okuldan mezundun? Hani mezunsun kesin. Hangi okul? Hani başka ihtimal yok ya. Abi o soru bir geldi. O Haluk Bilginer'in sesi benim orta kulaktan girdi. Böyle oturuyordum ya bak böyle oldu. Hani gitmek istiyorum gidemem lan burada. Şimdi
şey de diyemiyorum. Bittim lan orada yani. Siyatik, miyatik ne varsa böyle. Abi işte... Abi... Yani abi diyor ama siz diyor şimdi bak. Yani neye bak şimdi? Ben erkenden taşarlaşmışım. Çok itici bir abicim falan siz şöyle... Ya ben işte bitiremedim falan attım böyle kaçtım. Benim olması. Neyse güzel bağladı. Çok tatlı adamdır hakikaten. Dedi ne kadar çalışırsan, ne kadar sahada olursan zaten bu kadar öğrenirsin. Sen 4 yıl bir okul okuyacaktın dedi. Ama bunu 40 yıl yapacaksın bu mesleği dedi. Dolayısıyla zaten 4 senelik bilginle 40 yılı karşılamak gibi hiçbirimizin bir imkanı yok. Ben de burada hala bir şeyler öğreniyorum dedi. Ali kahveye bir çay. Böyle. İğrenç bir aşamaya geçti. Neyse velhasıl hani okul hayatım, ben nereden nereye var, ne anlattığımı da bilmiyorum. Okulla ilgili kötü şeyler anlattım ama okuldayız değil mi? İroniye bak. Ya ben bir de beni örnek, hani örnek miyim ben acaba? Miyim mi ben? Beni kovsanız burada. siz ne yapıyorsunuz? Benim ki basınız. Merak eden bir şey var mı benimle ilgili? Mesela soru sormak isteyen ya da... Nasıl kilo ver? Konfetiler yağacak. 1 milyonuncu sonra hediyesini verelim. Nasıl kilo verdik? Crossfit'te kilo verdik. Spor yaptık. Hayatımda ilk defa 2 haftadır diyet yapıyorum. Bundan önce hiç yapmıyorum. 2010'da 142 kiloydum. Sonra peyderpey düşürmeye başladım. En son 2 sene önce işte 90'lardan görüntü izledik ya, 119 kilo falan oldu. Tam o zaman başladım crossfit'e. 94 kiloyum şu an. 85 yaşında. İşi çözeceğim inşallah. Bir göbek kaldı. Yani siyah giymeyeceğim günler de gelecek. O zaman bir daha konuşalım. O kilo böyle verdim. Sporla. Öyle ameliyat vesaire. Organik yani. Hiçbir şey yok. Sahilde koşuyorum bazen. Bazen Belgrad'a gidiyorum. Hafif araya koşu koşu atmak lazım. Ama spor. Sabah 7.30'da spordaydım mesela. Anladım. Hiç çekici gelmedi. Tamam. Peki başka? Buyursunlar. Hayat bilgisi tekrar başlayacak. Hayır. Asla. Buna müsaade edemem. Yok yok. Hiç öyle bir söylenti. Ben de duyuyorum. Sizler de duyuyorum. Face'ten yazıyorlar. Kim onlar? Abi Facebook denen şey. Bak çok güzelmiş. Ben de kullanıyorum. Fakat. Yani şey gibi bu. Hani. Yani üzümden kapi de bir şey yapıyor, kabaklı dere de bir şey yapıyor yani, anlatabildim mi? Onu içersen günah, ara. Kapi de devam et, hiçbir şey yok. Yani ham maddeyi doğru kullanmak lazım. Facebook'la ilgili öyle sıkıntılar var bence. Babamdan biliyorum. Annem çok iyi kullanıcıdır. O yüzden hani kim ne konuşuyor bilmiyorum Facebook'ta da hani yok öyle bir şey. Varsa da haberim yok, teklif de gelmedi, gelse de... Abi kimse o günkü halinde de değil. Hiçbir şey de o zamanki gibi tat vermez emin olunlar. Bugün aynı kadro çekelim izlenmez. Bu 2-2-4. Bunu kabul edelim yani. O zaman dizi de yoktu. Her akşam bir tane popüler dizi vardı. Yani toplasam 5 dizi vardı. Biz işte şeyle ne Zerda vardı o zaman. Biz Zerda ile çok böyle itişirdik reytingde. Hani, ve hani şimdiki mesela biz ben 90'larda oynuyordum mesela 2 sene önce. 90'lar reytingde 10. oluyordu. Ama bu bir başarıydı ve işte dizi ticari olarak da para kazanıyordu. İşte bir sürü şey değişmiş şimdi. Şimdi biz hayat bilgisinde abi, biz Zerda geçtiği zaman. Tamam, biz ertesi gün setteyiz. Cuma akşamı yarısı, cumartesi setteyiz biz. Zerda bizi geçmiş. Bilmem kaç puanla biz 2. olmuş. Bak yemin ederim setten cenaze çıkmış sahnelerse. Hiç kimse konuşmuyor. Sabah öğlene kadar falan kendine gelmiyor kimse. Onda reytingler geliyor. Bir gibi yemekten sonra biraz ekip böyle bir... Hadi ya falan filan olmaya başlıyor. İkincisi, öküz gibi para kazanıyormuş. Yani o yüzden şimdiki dengeyle o zamanki bir değil. Şimdi inanın bana hiç tutmaz, kimse de gülmez. O zaman güzeldi o. Ben o zamanki gibi de oynayamam ha. Vallahi bak. Şu saça baksan. Yok, eskisi gibi değil hiçbir şey. Boş ver hayatımızı. Yeni işler yapalım. Daha güzel şeyler sunmaya çalışalım. Tabii ki hepimiz çok severek çalıştık ve herkes çok sevdi. Ama o zaman güzeldi. Şimdi 56 model bir Cadillac üretsek kimler alır acaba? O teknolojiyle. Olmaz.
Klasik, güzel, kenarda, kıymetli dursun. Buyurun. Şu anda bir üniversitede ya da okuyor musunuz bir yerde? Hayır. En son sosisli yedin mi? 2005. Hayır. Benim kapasitem ve kafam ona müsait değil. Beceremiyorum. Kötüyüm. Yani basmıyor aklım ona. Onu idrak edemiyorsun. O doğruyu ben göremedim. Hayatımın hiçbir evresinde. Ve annemi çok üzdü. Bugünkü kafam olsa bu kadar üzmek istemezdim. Yanlış şeyler yaptım yani. Buyurun efendim. Şimdi de mikrofonlu bir soru alıyorum. Arka taraf kaynama. Sen istediğin yere oturabildin mi? Sana diyorum oğlum. Saklandı. Kaydılar mı peki? Sen mi kaydın? O Hayat Bilgisi dizisinin dönemleri hepimizin özlediği dönemler aslında. Yani en azından ben çok özlüyorum. Mesela o dönemlerde şöyle bir şey vardı. Hani hemen ilkokul bitsin de liseye geçelim de böyle bir arkadaş ortamı kuralım kendimize diye düşünüyordum ben. Hani benim gibi birçok kişi de vardır aslında böyle düşünen. O dönemlerde özlediğiniz bir şey oluyor mu? Hani o ekip, çünkü hep şey denir hani ekipte sıcaklığımız birbiriyle ya o bizim televizyonun hep uygu yalanıdır. Ya her çıktığım programda yani, ya ekiple çok kaynaştık. Aile gibi olduk. İş çok güzel. Ya biz çekerken çok eğlendik. Ya. Bin tane kavga ediyorlar. Onlardan kimse bahsetmiyor. Yemin ederim meslektaşlarımın %60'ı yalancı. Bu ne abi ya? Herkes mi eğleniyor ya? Herkes sette böyle zannedersin hani böyle direkt böyle güne kol bastıyla başlıyoruz. Bir soru daha sorayım. Kavga, hırgür, birbirinin yüzünü görmek istemeyen, sahneleri ayrı çekilen, o güne denk getirilmeyen bir ton adam var abi. Bunu niye kimse konuşmuyor? Yer mi? Maaş yatıyor, yer mi? Herkes şikayet eder bizde. Herkes işte dizi süreleri çok uzun. Ay, ay bu havada çalışılır mı ya? Ay. Sette bir yayılma var, bir şeyler koltukta ben biliyorum. Bizim 90'larda da oluyordu. Herkes böyle bak setlerde. Abi ya bu havada çalışılır mı? Ya ulan sen ne kadar şikayet ettin ya? Türkiye standartlarının ne kadar üstünde para kazanıyorsun yaşına ve konumuna göre. Bu kadar şikayet ediyorsun. Ulan cuma sabahı çıktı ilk önce sen bankamatiktesin yani. O Cihangir'de garantinin önündesin. Alma maaşı o zaman. Bu kadar şikayet etti. Hayatımda hiç etmedim şikayet. Bak yemin ederim çalışmaya başladığım günden beri. Kimse bir tane adamdan duyamazsın. Kimse böyle bir şey kanıtlayamaz, ortaya da atamaz. Ya benim diyorum sana babam işçi. Babam 42 senelik işçi. Adam yeni emekli oldu 63 yaşında. Ve bu sabah, her sabah 6'da kalkar, 8'de işbaşı yapan bir adam. Düşünsene 42 yıl, yani kağıda yazsan yazamazsın. Belki adamın ne kadar misli para kazanma imkanı mı oldu bu sektörden ve bu konumdan? Ve ben gideceğim babama diyeceğim ki, baba ben çok yoruluyorum. Diyebilir misin abi, mümkün mü ya? Kendinizi koysanıza benim yani. Yani yüzün olur mu böyle bir şey yani? Bak bir cevap verir, altından kalkamazsın bak. Kızmaz ha. Bir cümle söyler, böyle önümüzdeki 72 yıl taşımak zorunda kalırsın. Onun için gerek yok abi, işine bakacaksın. Ne bildiyse onu yapacaksın. Neyse anlaşmalı para, geçen hayatı. Olsun, kimse seni zorla koymuyor o sete. Tamam mı? Kimseyi ben tekme tokat getirildiğini görmedim yani. Çekeceksin, şu kadar da para verecekler. Hiç yok lan, herkes anlaşma zamanı uçuyor kaçıyor. Sonra setin 3. bölümü, herkes bahçede. Ay şurada bir hamak olsa, set aralarında dinlensek. Defol git ya. Gerçekten çok sinirim bozuluyor. Soruna cevap oldu mu bilmiyorum, ben gerildim biraz. Oldu mu? Oldu. Hayat bilgisiyle ilgili bir şey daha anlatayım mı? Aklıma geldi. Olur. Çok, hani dedin ya özlüyor musun diye. Hani yani özlüyorum ama çok garip bir an var orada. İlk işte anlattığım hikaye var ya, sette işte kabul edildin, anlaştın vesaire. Artık oynayacağız. Var mısın Arif? Nasıl olunur bilmiyorum, öyle bir şey olacak. Ve setin ilk günü, ya daha doğrusu set herhalde başlamış ya da benim ilk günüm yani, ilk çalışma günüm. İşte sınıf sahnesi çekeceğiz, o sınıfı hepiniz hatırlarsınız. Ahşap böyle uzun bir kapı. İlk bölümde şöyle bir hikaye var, Arif karşı sınıfa kapıyı kırmasına iddiaya giriyor. İşte karşı sınıfa kapıyı kırarak dalıyorum, o sınıftan
işte kovuluyorum. O sırada Afrika Hoca derse giriyor ve ben öğretmenden sonra kendi sınıfıma derse giriyorum. Bu bir suçtur ve hani hoş karşılanmaz yani. O sahne. Yani sahne senaryoda sayfada şu kadar filan. Şu kadar. Ezber mezber. Ne ezber? Çok basit yani şu. Gireceğim sınıfa. Afet Hoca diyecek ki, ha pardon ben diyeceğim ki özür dilerim hocam. O da diyecek ki hoca camide geç yerine diyecek. Fırça. Hiç cevabı bile yok ha. Direkt şu. Geçeceksin oturacaksın. Sahne bu kadar. Kameralar öğrenci tarafında, bizim sıraların tarafta. Kurulu set. Genel plan. O zaman şimdiki gibi değil. Tek kamera. Her şeyi yüzlerce kez çekiyoruz yani. Düşünün 20 tane adam var sınıfta yani. Herkesin yakını var, bilmem nesi var. Hiç sinema öğrencisi yok tabii. Kime anlatıyorum? Boş verin, arkalarından konuşun. Niye tekniğe girdim sen? Neyse. O hepinizin gözünün önünde o sahne. Bak kapıyı kapattım. İşte tamam tamam çekiyoruz. 3, 2, 1 kayıt. Stand by. Hiç yok. Bak biliyorum, özür dilerim hocam demem gerekiyor. İlk sahne abi. Yani setteki ilk sahnem bu. Perran Kutman karşında. Hani o hava, Romeo, tiyatro. Bak. Şurada böyle sağ yok. Çakı yani, bacak oynamıyor. Sessizlik. Bekliyor, kayıttayız ya, bekliyor bütün set. Kestik, peki, bir daha. Uf, ya özür dilerim pardon. 3, 2, 1, gel Ümit. Hala yok. Bir özür dilerim hocam diyemez misin ya? Bunu de lan. 11 kez. 11 kere, 11. de söyleyebildim. Sonra Perhan Hanım bana bir sarıldı. Ya... Jöleyi böyle bastırırsın ya böyle, gitti mi böyle, yok oldu. Ya o anı hiç unutmam gerçekten. Hayatımın bana belki lütuf bir andır o. Çok müthiş bir kadındır. İlk setinde öyle biriyle çalışmanın kısmeti müthiş. Tarif edemem. Harika bir insan yani. Öyle bir sarıldı ki annem sarıldı sanki yani. Ama ilk sahne öyle bir hani hoş geldin partisi gibiydi yani. Konuşamadım. Asla konuşamadım. Çok iyi bir andı. O anı mesela özlüyorum. Keşke öyle bir heyecan ve aynı zamanda bulunduk ve aynı zamanda birçok şeyi öğrenebileceğim bir şey olsa keşke. Oluyor zaman zaman ama o tatta hiçbiri değil. Çok teşekkür ederim. Tekrar bekleriz. İyi günler. Geleceğim. Buyurun efendim. Sinema sektörüne yeni başlayanlar için verebileceğiniz tavsiyeler var mı? Kendiniz olun. Hiç. Hiç olun. Kendiniz olun. Vallahi iyi. Hayır, o günah bilmem. Abi kendin olacaksın. Diyeceksin ki merhaba. Adın ne senin? Davut. Davut. Merhaba, ben Davut. Ne yapıyorsun? Oyunculuk mu? Peki, ben oyunculuk yapıyorum. Bu kadar. Sadece sinemada değil, televizyonda gördüğünüz... Siyaset de buna dahil. Etraf ve ülke... bulundukları pozisyonlar itibariyle ve çalışma alanları itibariyle maalesef kendi olmayan adamlar yüzünden çok kaosa gidiyor. Herkes kendi gibi olsa çok rahatlayacaksın. Herkes bir pozla. Bir şey böyle hava civa. Yok abi tamam dümdüz olun ya okey benim ya. Kabul üst zaten. Yok. Bizim sektör falan Allah korusun. Boş ver. Kendin ol yeter abi. Bak emin ol. Ben çünkü ekstra bir şey yapmadım. Herkes soruyor bak anlattım hikayem bu. Vallahi hiçbir şey yapmadım oğlum. Kimseye böyle gidip onun arkasından büyüsünü yaz. Onun hakkında konuş. Onun şeyini bilmem ne. Abi falan filan nasılsın abi falan. Bir sinyalcilik falan hiç yok. Dümdüz bir adam mı bu? Hala öyle. Ben çalıştım. Çalıştın. Staj mı yaptın? Mesleğin mi? Kaçlısın oğlum? Sen de benim gibi erken mi düştün? 90'lı. Güzel. Değil, kamera arkasında. Nerenin? Hangisinin? tamam orası set değildir yani. Niye bana bu yüklemesin? Ben Samanyolu'nda çok programa gittim oğlum. Güzel bir yerdesin. Niye Samanyolu? Bir kere orada Oktay Usta var ya. Her derde deva ya.
elmayı konuşarak kesiyor ya. Ben öyle biri üç kere, dört kere falan gitti bana. Hocam nihayet hoş geldiniz. Nasılsınız? Opta Usta'dan girince hocayı bağladım. Ne dedim dedim hiç. Ya bu da en son çok güzel bir tuha var. Hiç yemek yapmıyor çocuğum, yok öyle. Yanlış anlaşılma olur. Tamam mı? Ben de mutfakla çok işim yok. Profesyonel yiyeceğim. Evet, evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Buyurun, ha birisi vardı, buyurun. Geçti canım, geçti. Hocayla biz muhabbet ettik. Mikrofon getiriyor. Buyurun. Şöyle iki türlüsü oluyor onun. Ve bu arada mesela televizyonda görmediğiniz zaman bazen ben internete iş yapıyor oluyorum. Ben çok fazla interneti kullanıyorum her şeyi de. Çok profesyonel kullanıcı değilim. Hani mesela YouTube'da kanallar varmış. Bir şey için o kadar bilmiyorum. Böyle şeyler oldu bu arada sizin görmediğiniz tarafta. Ve fakat bir şey daha ilave edeceğim. Özellikle dizi için söylüyorum. Dizi meselesi bir senedir hayatımda böyle olmuyor. Yok. Şimdi bir film çekeceğiz önümüzdeki ay. Sanıyorum Show TV'ye. Endemol diye bir şirket var, duydun mu? Bu paramparça falan yapıyorlar böyle. Ya iyi bir şirket, yabancı bir şey. Neyse o şirketle bir film çekeceğiz televizyona. Şimdi televizyon filmi furyası geliyor, hazır olun. Şimdi bu yazın başından itibaren böyle Ekim'e kadar bir televizyon filmi şeyi var. Yani sadece benim iş yapacağım şirket 11 film yapacak, düşün. Ki kaç şirket var, neler olacak. Yani önümüz diyorum, yani hep dizi vardı ya, şimdi bir film şeyine giriyoruz hep beraber. Bu arada geçen sene biz Can Tertip diye bir film yaptık. Şimdi Kanal D'de yayınlandık galiba 3 hafta önce. O filmle ilgili şöyle bir durum oldu. Biz çektik Mayıs ayında ve 18 Eylül'de vizyona girdik. Tam o vizyon haftası işte maalesef yine şehit haberlerimiz oldu. Böyle ismi Can Tertip, afişte ben kamuflaj falan olunca bir algı tercih edilmedi teknik olarak. Başka özel sebeplerden dolayı da zaten başka şeyler de öğrendik. Velhasıl filmin bir kısmetsizliği oldu. Yani şöyle söyleyeyim, işte bu şeyleri falan duyuyorsunuzdur haberlerde. İşte bilmem kaç sinema salonunda, 300 sinemada, işte 500 sinemada filan. Biz yönetmenle 15 kopya tespit ettik. Yani anladın mı? Öyle şeyler onu bilmiyoruz. Neyse kapandı gitti. Sonra Kanal D'ye satıldı. 3 hafta önce de yayınlandı. Çok güzel reyting aldı. O Ses Türkiye'nin finali vardı o akşam. Yani böyle bir zor akşamda çok iyi reyting alınca biz biraz akladık kendimizi, yönetmen ve ben özellikle. Çünkü ben filmin başrolündeyim ve ilk defa hayatımda bir başrol sinema filmim var. Böyle bir durumda çünkü skalaya baktığınız zaman hani yönetmenle başrole patlar bu işler. Hani başarı biraz şirketindir ve biraz oyuncunundur. Ama başarısızlık önce yönetmenin kendisi uçak, sonra işte yani Ümit'in filmi olmadı falan gibi bir şey vardır. Neyse, velhasıl o konuda vicdanım ve rahat ve keyfim yerinde çünkü en azından sunduk ve tam onayı aldık, onu gördük. En azından tamam demek ki yani öyle bir insan kötü oluyor ki, büyük bir iş yapıyorsunuz, kötü şeyler başınıza geliyor, insan kendinden şüphe ediyor. Hakikaten psikolojiniz bozuluyor. Yani ulan ne halt ettik acaba, kesin başarısızız, ulan beceremedi. Yani bin tane psikoloji, Allah'tan onu akladık. O anlamda içimiz rahat. Şimdi de işte yeni bir filmle tabi zamanla, yani biz çekeceğiz önümüzdeki ay ama şimdi zamanlamasını bilmiyorum. Ne zaman sunarlar size? Efendim? Çekim mi? Hocam çekim maksimum 5 hafta sürer. Biz Can Terdip'i 28 günde çektik. Tam 4 haftada çektik. Siz şöyle yapalım, siz bana bir tane şu an vizyonda popüler bir filmi sorun, ben tahmini onun bütçesini söyleyeyim size. $1.9 milyon lirayla 2.5 milyon arasıdır maliyet. Tam nokta atışı yapamam bilmiyorum, tahminim bence 2.5 milyonun üstünde değildir. Onun para kazanma hesabı da şöyle, işte diyorlar ya şu kadar seyirci izledi, işte 5 milyon izlendi. Satılan bilet sayısı çarpı 4 TL. Direkt yapımcıya kar. Korkunç para. Yani çok büyük para.
Yani düğün dernek, şey, bizim Ahmet benim arkadaşım, onların filmi şimdi 6 milyon 100 bin civarı bir şey izlendi. Çat 4'le 24-25 milyon TL'lik bir kazanç var. Bütün masrafları falan çıktık bu arada. Hani net kârdan bahsediyoruz. Sinemacı mı olsak? Nerede sinemacılar? Sinemacılar nerede? Burada hiç el kalkmamıştı. Şimdi 3 tane sinemacı var salonda. Kimse mesleği üstlenmiyordu. Rakamları duyunca burada istedir. Çekeriz abi bir film. Gözünü seveyim. Buyurun, buyurun. Fikir almak için size söyleşiden sonra sorabilir miyiz? Şimdi kendi yazdığınız bir skeciniz var. Fikir almak için öyle spor işten sonra sorabilirim. Aa tabii tabii. Benim fikrime kıymet vermeniz beni onurlandırdı. Benim fikrim çok kıymetli değildir. Ben çünkü skeç meselesine çok hakim değilim. Su içebilir miyim? Ayıp olmaz mı size? Çok konuştum ya. Başımız ağrıdı bu. Ağrıdanlar el kaldı. Benim ağrı da. Arka taraf ne durumda? Bizim kaynayan tayfa. Soru soracağım. Su içerken soru sorulur. Buyurun, ben dinliyorum. Hangi takım? Bir dakika ya. Bir dakika! Ama futbolla ilgili bizim ülke hemen karışmaya çok müsait. Yorumcu programı gibi oldu. Ha ben bir şey söylemedim. Ben futbol hiç sevmem ablacığım. Bak bir şey diyeceğim. Abi soruyu sordu, arkada kavgaya girdi. Dur! Bekle. Futboldan nefret ederim. Hiç sevmem. Çocukluğumdan beri hiç ilgilenmedim. Mahallede bir tek böyle 9 aylık oynadık. Çok güzel adımda da orta yapardım. O kadar. Tek numaram bu. Hiç sevmiyorum. Ne sohbetini, ne maç izlemeyi. Yani dünyanın en kral maçı ne? Real Madrid Barcelona ama nefret ediyorum abi. İzleyemiyorum. Çok sıkılıyorum. Ama Beşiktaş değil. Yani o 25 senedir falan bizim Halil vardı alt komşu. Beni Beşiktaşlı yaptı, öyle kaldı. Hani onun da sebebi o yani. Ama Beşiktaş'ın mesela hani şu an popüler bir oyuncusu kim desen hakikaten bilmiyorum. O derece yok. Vallahi o seviyede. Bana şey oldu bununla ilgili. Bir akşam böyle bir... Tabii şimdi ne yaparsan yap, istediğin kadar kaç. Türkiye'de böyle bir şey hakimken... Maça maruz kalıyorsun işte derbi merbi sen. İstediğin kadar izleme. Arkadaş ortamın oluyor, senin manyak arkadaşların oluyor. Bir gün böyle bir derbi, işte Beşiktaş-Fener maçı, 2008 senesi falan herhalde. Böyle, yani boş boş bakıyorum ben tabii, bitsin de hani ya muhabbet ya bir şey. Benim de böyle çocukluk arkadaşım, hani Fenerbahçe böyle bizim arka mahalle takımıyla maç yapsa damarı çıkar buradan. Öyle bir korkunç herif, Fenerbahçe'nin geberecek herif. Çünkü öyle maç izliyor, falan. Böyle bir paket sigara bitiriyor falan. Böyle bakıyorum ben tabii, şimdi içimden şunu düşündüm, dedim ki yani... Abi Fenerbahçe atak yapıyor, rüştü tutuyor. Bak, ya bunu çözmem benim imkansız. Çünkü beynim yandı. Yani istediğin kadar uzak ol. Diyorsun ki Fenerbahçe ve rüştü diye bir gerçek var ya hayatım. Şimdi sen bunu hiç maç izlemene gerek yok. Haberlerden biliyorsun şimdi. Abi Fener atak yapıyor, rüştü tutuyor. Aklımı oynattım bir 15 dakika falan. Ama hakikaten yandı beynim yani. Bizimkine eğildim. Falan filan bu bir kahkaha var. İki sene olmuş Beşiktaş'a transfer olanı rüştü. Ya sen yap hesabını. Anladın mı? O yüzden futbol yok abi. Hiç boştan böyle bir şey. Sevmiyorum. Hele o yorum programları bilmem mi? Ben nefret ediyorum. Çünkü tamamen boş bir muhabbet üzerinden, kesinlikle boş teneke bir muhabbet üzerinden para kazanılıyor yani. Yani gerçekten senin benim cebimden para alıyorlar. Böyle. Hoppa! Baba çok güzel oldu ya. Ne biçim ataktı lan diye böyle burada. Yani bence biraz öyle görüyorum o işi. Ya elde telefonlar bilmem ne. Anladın mı yani? Çok yaşıyorum. Ulan o masadaki telefonu futbolu sevmeme gerek yok. Ben bu mesleği yapan biri olarak söylüyorum. Saygısızlık. Seyirciye, oradaki kameramana, herkese saygısızlık. Benim gözümde canlı yayında bir taraftan telefonla uğraşan adam, bir taraftan bilmem ne yapan adam ahlaksızdır. Etik değil bir kere. Yani programın Twitter'ı vesaireyi takip eden moderatörünü kastetmiyorum. İyi anla dediğim. Yani birbiriyle mesaj, anladın mı? Bana göre saygısızlık kardeşim. Sen öyle görmüyorsan bir şey diyemem. Ben kabul etmiyorum yani. Ne belli başlı oğlum. Programını yap, yorumunu yap evine. Ne orada? Hani dayısıyla falan konuşuyor herif ya, anladın mı? Abi senin dediğin yapar. Mesela en kıyısına gelip
Ya bana söylüyorum zaten. Güzel kardeşim, sen şimdi bana cevaben bunu söylemiyorsun ki, ilk cevabın diyorsun ki abi içine girmeden anlayamazsın hani. Bana öyle bir cevap veriyorsun ki sanki o doğru ben yanlış. Ama şimdi NTV örneğine geldim. Bak buluştuk bir yerde, anlatabildim mi? Yani hareket yanlış sonuç olarak. Bin tane daha sayarım da boşuna, bu iş oraya kalsın. Telefonda bırakalım yani. Bu kadar bile o programın üzerine konuşmak benim için fazla. Evet, buyurun. Siz en çok kimden oynamak istediniz? Oyuncu olarak. Şimdi şöyle, tabii ki yaptığım işleri de biliyorsunuz, hani çok da kısmetli bir adamım gerçekten, iyi insanlarla çalıştım. Yani Ferhat Kutman'la başlıyorsun, sonra işte Haluk Bilginer'le oynuyorsun, sonra bir program yapıyorsun, Seyfi Dursunoğlu'yla bir mesain var, hani dirsek temasın var. Bunlar hakikaten bu meslekte insanın gerçekten hayal edip, belki hiç tanışma fırsatı bile olmayan yüzlerce adam var. Bunlar bana kısmet oldu, çok şükür. Dolayısıyla hani, iyi anılarım var. Güncel olarak ne yapmak istiyorsun dersen, Ahmet benim çok yakın arkadaşım. Ama Ahmet'le hiç iş yapmadım. Ha, bir gün gerçekten Ahmet'le çalışmak çok isterim yani. Keşke bir şeyde buluşsak veya Ahmet'le iyi bir iş yapacağımızı düşünüyorum. Yani normalde çok iyiyiz çünkü herifle. Hani o yüzden bir işte de mutlaka bir kere de olsa bir şey yapmak isterim. Ama bizim ekiplerimiz ve onun ekibi çok başka. Orayla da bazı benim şeylerim var. Ahmet'le biz evde güzel oturuyoruz. Buyurun efendim. Sen ne oldun? Hadi gari. Ne oldu? Dalacağız benimle. Tamam. Bir tane benim, evet. Benim büyük bir hayalim var. Döktüm suyu. Neresi? Oğlum bir dakika dur ya. Adam geldi bir dakika resim çekti. Hoca burada ya. Ümit abi. Beni hocanın önünde patlatma ya. Buyurun. Ümit abi benim büyük bir hayalim var. Ben Akasya Durağı'nda oynadım. Sana en çok sizinle oynamak istiyorum. Akasya Durağı bana teklif edilmişti bir dönem biliyor musun? Belki de olsaydı demek ki beraber oynayacakmışız. Ben orada bir kızın nişanlısı rolü vardı. Hatta bizim şey oynadı, Bican abi oynadı. Gözlüklü, Vizontele'de oynayan abi var ya. Evet. Onun oynadığı rolle ilgili, evet. Ben sizinle oynamak istiyorum. Böyle teklif gelse oynar mısınız? Akasya Durağı'nda belli başlı pişmanlıklarınız olmuştur. Mutlaka. Yani yaşınız büyük sonuçta. Güzel başladın da çok pis mıcıra girdin. Evet. Oğlum ben en büyük pişmanlığı merak ediyorum ya. Çok var ama madem soruna da cevap bizi olsun. Bizi açıklayabileceğiniz diye. Yani. Okey, bir söyleyeceğim. 2008-2009 yılları arasında bir ticaret yaptım. Benim Bağdat Caddesi'nde bir Sultanahmet Köfteci restoranım vardı. İşleri güzel giden, benim işin başında durduğum, keyif aldığım ve o zaman kazandığım bütün parayı yatırdığım. Orada ticari hatalar yaptım. Ticaretle uğraşmak isteyen veya uğraşacak olan kim varsa ya da babası ticaretle uğraşan varsa gidip sorsun. Deyin ki, Ümit abi zamanında dükkan açmış, gitmiş, birine 12 yaprak hatır çeki vermiş. Değil. Tamam mı? Ticaretle uğraşan, yani babasının çek karnesi olanlara bunu söyleyin ne olur. Anladın mı? O bir pişmanlık işte. Ama işte bazı şeyleri başına gelince bir şey öğreniyorsun ya. Öyle bir durumdu. Çok ciddi bir pişmanlıktır. İşi yaptığıma hiç pişman değilim. O hareketlerime çok pişmanım. Biraz iyi niyet kurban oldum. Geçti gitti, halloldu. Ama sancılı ve çok acımasız bir süreçti. Ve 23-25 yaş aralığında maruz kaldım. Zor bir dönemde. Cevap oldu mu bilmiyorum. Evet, teşekkür ederim. Buyurun. Hani oyuncuların temel bir sorunu vardır ya, rolden çıkamamak. Siz hiç rolden çıkamadınız mı? Ya ablacık yapma. Ne rolden çıkamamasıyla? Öyle bir şeyler duymuştuk ama Beren Saat vesaire çıkamamış dedi. Ne yapmış Beren Saat? Yani tam olarak tabii doğrunu bilmiyorum. Bihter miymiş hala?
Yani öyle bir şey olmadı değil mi? Hiç öyle açıklamamız olmadı. Hayır. Bence olur, senin örneğinde, bence yoktur öyle bir şey. Bültenle ilgili de. O zaman demek ki haber bültenleri biraz abartıyor. Ya haber bültenleri de zaten var ya, boşver ya. Bazen de gerçekten, ya çok arkadaşım var, magazin işi yapan da çok var ama yani bazen de bazıları hakikaten şey yapıyorlar ya. Ya ben böyle, geçen sene Bodrum'da şey yaşadım. Biz, benim bu belki sosyal medya hesaplarımı takip edenler görmüştür. Böyle araba yarışlarıyla falan ilgileniyorum. Ve takım arkadaşım bir kadın pilot var, Simin. Şimdi yakın arkadaşı zaten, Simin'in erkek arkadaşı bizim garajın sahibi, onun takımında yarışıyoruz filan. Bunların böyle 3-5 yıllık bir ilişkileri var, böyle bir arkadaş ortamı yani. Şimdi bir şey oldu, çok özele girmeyeyim. Simin Bodrum'daydı. Biz Adil'le Simin'in böyle arasını yapmaya Adil'i tartışmışlar. Tamam, o kadar yıllık ilişki, biz de böyle arkadaşları olmadı yapmayın falan durumu vardır ya. Hepimizin yaşadığını yaşıyoruz. Kalktık Bodrum'a gittik. İşte oturduk, hakikaten başarıya ulaştık, güzel, tatlıya bağlandı. Biz iki arkadaşız Adil yani, üç erkek gittik, Simin orada ailesiyle. Ve bir plajda oturuyoruz. İşte bir gün kalıp döneceğiz biz. Ve ortada bir masa var. Masanın iki dört kişiyiz. Benim yanımda Simin var, Simin'in karşısında sevgilisi var, benim karşımda benim arkadaşım var. Şurada fotoğraf makinesi çekmiş. Simin'le beni. Bodrum kaçamak. Yeni aşklar erken açtı. Yani demin verdiğim örneğe geliyor, anladın mı? O kızı da, o kızın ailesini de böyle bir duruma sokmaya kimsenin hakkı yok abi. Ama maalesef oluyor. Oluyor. Bu zihniyetteki bu adamlar bunu yapıyor ve çok acımasızlar yani. Sonra ne yapıyorsun? Sen kendini korumaya çalışıyorsun kendince. Aman abi, aman başıma bir şey, kimseyi zor, çünkü hani şey gibi bir şey yok, ulan biz kendimiz bittik. Hani bari başkasına, eşimize, dostumuza zararımız olmasın gibi bir şey düşünmeye başlıyorsun. O da çok yorucu ve adam hakikaten bitiren bir şey yani. O yüzden öyle bir sendrom yok. Role takılı kaldı, rol işte çıkamadı, evdeyim ben, Arif'im falan. Sonra annemle birlikte girmeye çalışıyorum falan. Yok, yalan. Benim için öyle değil en azından. Ben tamamen bir nalbur zihniyetinde çalışıyorum. Sabah dükkanımı açıyorum, sete gidiyorum, yapmam gerekenleri yapıyorum, evime dönüyorum. Kendimi izlemem, sevmem, hiç hoşlanmam. Film izlemem, sevmem, hoşlanmıyorum abi. Sinema filmi falan izlemiyorum, gerçekten. Yani dizi falan izlemiyorum, maruz kalıyorum falan, biliyorum birkaç bir şey ama izlemiyorum, hiç sevmiyorum. O zaman Johnny Depp gibisiniz, çünkü Johnny Depp de yani film izlemiyordu da. Öyle mi? Evet. Bak mesela bilmiyorum, hakikaten izlemiyorum. Ben kendimi zaten ekstra sevmiyorum izlemeyi. Ve genel olarak da izlemeyiz. Yani çünkü mesleğinle ilgili takıntılı hale gelirsin. Ya ben öyle oluyorum. Çünkü mesela en kral işine mesela, işte herkesin sevdiği bir iş söyle atıyorum, bir film mesela. Godfather. İşte aç izleyelim. Ben abi 5. dakika şöyle oluyorum. Ha, ulan herife bak, ne biçim getirmiş kamerayı orada. Ulan herifi arkada ne biçim yürütmüşler. Bak oranın ışığı, oha herif ne ışık yapmış lan görüntüye, anladın mı? Şimdi böyle film izlenmez ki abi. Manyak olsun ya, o yüzden gidiyor yani bu peşim. Buyurun, hadi bitirelim ya, beni göndermeyin mi siz? Ha ben otururum, siz dersiniz yok mu? Yok. Benim için de sıkıntı yok. Sıkıldım falan, sıkılanlar gidiyor gerçi, kimse bir şey sormuyor. Demin böyle yüzüme bakmadan çıktı ki. Buyurun efendim, ha, hanımefendiyle devam edelim. Kibarlık yapalım. Buyurun. Bak. O kadar. Sadece el miydi? Bak. Ha buyurun buyurun. Sürekli kendi ikisi bulduğunu söylüyorsun ya. Neden? Mesela sürekli? Şu an sürekli kendi ikisi bulduğunu söylüyorsun evet. Ya. Mesela şu an benim gördüğüm kadarıyla sizi çok fazla tanımıyorum. Her bilgisini ama. Gayet sempatik. Hani ahlaklı duruyorsun. O tamamen mizah içerikli. Komik olsun diye öyle söylüyorum. İtici, insan kendini itici bulamaz. Sen bulursun. Dersin ki abi iticisin kusura bakma okey. Bu bir yorumdur, bunu alır kenara koyarız. Ama tamamen orada anlatırken komik olsun diye biraz süslediğim bir şey. Daha kafanızda canlı hani böyle şişman itici. Komik olsun diye. İticiysem de itici olabilirim canım, özür dilerim. Ne yapayım yani? Benim de kusurum bu olsun ya. Buyurun. Buyurun efendim. Abi rallide gerçekten Türkiye şampiyonu olmak istiyorum ve bunu yapacağım yönünde. 40 yaşına basmadan bunu yapmış olacağım. Böyle bir hedefim var gerçekten. Sportif, biraz geç başladım spora ama gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Ve o dalda
başarılı olacağım. İnşallah. Buyur abi. Para. Son dönemlerde dizi sayılarının artmasının sebebi diye sordu abi. Para. Kazanç. Yap. Para kazan. Yap. Tutmadı. Gönder. Yenisini yap. Koy 500. Al 700 gibi bir hesabı var. 500'e mal et, 700'e sat. Buyurun. Yönetmenliği düşünüyor musunuz? Yani? Hayır. Çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum yönetmenliği. Yönetmenlik... Peki senaryo... Başka bir göz abi. Mesela asla benim... Bana derler ki, ya abi sen komik adamsın, işte 1000 tane de hikayem var, yazsana falan. Hep derler böyle. Eşkos, ben yazamam. Hakikaten o başka bir beceri. Yani herkes işini yapmışsın,cıyımdır ben biraz. Yani yazamam abi. Ben sana 2 sayfa senaryo, kendime tavana assam yazamam. Yönetmenlik... Yapamam. Hani denerim bir gün, bir hevesim olursa denerim. Ha, olur olmaz bilmiyorum ama bence zor. Yani o göz başka bir göz ve zor. Bana zor geliyor. Bana yaptığım iş kolay geliyor, en kolayı. Bildiğin iş ya mesela. Hiç düşünmüyorum, öyle yapıyorum. Kimisine de oyunculuk zor geliyor. Şimdi bana sorsam, bence en kolay abi yönetmenlik bence deli işi. Ne işim var ya? Hatta bu şey oldu. Ocak ayında Volkswagen beni İsveç'e gönderdi bir eğitime, sürüş eğitimine. Genel müdür de rica etti, kamera koyacak mısın arabaya falan diye. Neyse tabii ki falan diye kamera götürdüm ben yanımda. İşte GoPro'yu biliyorsunuz hepimiz, baya full amatör, yani hiçbir şey yoktu yanımda. Ben böyle GoPro'yu aldım, millet ne yapıyor çektim. İşte şöyle çektim, işte hareketler falan, tamam arabaya tak, oraya tak, kendini çek. Sonra getirdim gördükleri, montajcı bir arkadaşıma verdim. Kanka dedim, bak ben hani hayatımda ilk defa bir şey çektim. Şunu dedim, bağlı da, hani genel müdürü izleteceğiz yani. Eli yüzü düzgün bir şey haline getirebilirsen böyle müziğini koy bilmem ne falan, hani öyle bir rica ettim. O da görüntüleri bağladı, 3.58, 4 dakika bir görüntü çıktı. Oğlum dedim, bak nasıl yapmışım, öyle çektim dedim kafama göre, ne ışık var ne bir şey, bir de her yer bembeyaz tam hani onun diyaframı bilmem nesi zaten patlıyor. Yılların şeyi dedi, ulaşmış işte dedi, sen dedi kaşara bakmamışsın, çekmişsin Jimmy gibi hareketler var diyor bilmem ne falan. Hatta bizim filmin yönetmenine de dedim, abi böyle böyle bir şey. Ulan dedi, sendeki dizi tecrübesi hiçbirimizde yok dedi, sen ayakkabı boyasan dedi, sette bir şey öğrenirsin o sürede dedi yani. Falan ama tabii bunlar hep şaka yani, ben öyle bir planım da yok, öyle bir hevesim de yok abi. Korkarım ben o işlerden yani. Tamam oğlum, buyurun. Aç. Buyurun ablacığım. Kolumda, burada mı? Mesnevi'nin ilk 2 beyti yazıyor, Farsça. Burada da Sebazen var. Böyle bir takıntım var diyelim. Çok ilgiliyimdir 8 yıldır falan. Çok bayağı yani. Evet. Sadece Mesnevi'yi de kalmamak lazım ki Mesnevi bir kez okununca anlaşılabilecek bir kitap asla değil. Sanıyorum herhalde Mevlana'yı anlamaya çalışmakla ömür falan bitebilir. Yani biraz anladım dediğin zaman ölüyor olabilirsin. Öyle bir süre gerekiyor bence. Ya da benim ikramım zayıf. Buyurun efendim. Konuşmanın başında Caner Özgürlü'den bahsetmiştik. Caner, evet. Nereye? Bak, dürüst adam işte. O derse dedi, o süre. Direkt böyle... Evet. Onlar 2 sene önce bir dizi yaptılar. Bir Amerikan uyarlaması, bir komedi dizisi. Şey, Ulan İstanbul'da. Evet. Genel olarak onların şikayeti bir komedi dizisinin haftada 1 saat 45 dakika gibi uzun bir sürede çekilmesi bir sıkıntı yaratıyordu ve ilerledikçe de o ilk ritmini kaybetti. Sizin de bu Türk dizilerine ilişkin bir yorumunuz var mı bununla alakalı, süreleriyle alakalı genel olarak? Var. Şöyle, komedi gerçekten bence de 1 saat, 1 saat 10 dakika aralığında olmalı. Sinemadaysa maksimum 100 dakika bence. Çünkü kendini düşün, ekran koy karşına. Abi yani ne kadar gider. Yani düşünün en iyi komedi filmlerinde filmin 7 yerinde falan böyle çok ciddi böyle çok iyiymiş ya Allah Allah falan diye güldük. 15 yerinde de olduk bitti. Film dediğin şey o kadar. Yani 7, 15, 22 tane an. 100 dakika. Yani ortalaması kaç yapıyor? 5 dakikada bir mi olur? Yeter. Fazlası bence doğru değil. Yapıyorlar, işi onlar biliyor, ben bilmiyorum. Bana sorarsan izleyici tarafında, yok abi gerek yok. Lan 145 dakika dizi çekiyorlar, geliyor dizide kadına.
Brezilya dizileri var ya, bakıyor. Bir 10 saniye o bakıyor. Bir 10 saniye o bakıyor. Alttan bir klarnet döşeniyor. Yetmedi bir bilindik bir şarkı falan. Hani toplasam birbirlerine 5 cümle ediyorlar, 5 dakika. Dizi dediğin şey bu, bir şey yok ki. Ne anlatıyor sence? Yani içerik. Yani senaryoları biliyorum ben şimdi. Laflar yazıyor burada. Son tarafta işte Ümit kapıdan girer, uzun uzun bakar. İşte öbürü de ona bakar. Biraz gözleri dolar. Burada bu sırada müzik girer. Ben senaryo dediğin şey o, yandakiler ya. Diyalog yok ki, bir şey yok. Buyur abi. Tabii ki lan. Oğlum geri şişe yakın lan, manyak mısın? Spor bırakabilir miyim? Hiçbir hedefim yok. Plaj vücudu istiyorum. Biskolata erkeği olayım yeter. Seneye filan inşallah. Buyursunlar abi. Hayır. Buyurun. Buyurun abi. Buyurun size. Benden bir arkadaşım var da uyuyakalmış, yerememiş, size tipatik benziyor kendisi. Sebep mi söylediğinizi de? Nerede erdem? Uyuyakalmış. Kolesterolüne mi attırsın? Kanı ağırdır kanka, uyku yapar. Erdem kilolu mu? Aynen, size de çok benziyor. Valla herhalde 3-5 sene önce benziyoruz. Evet, buyurun. Son sorular. Salonu boşaltıyoruz. Kiraya mı verdik yerine? Tamam, bu ev sahibinden şey geldi, uyarı geldi. Buyurun toparlayalım. Son bir soru var mı? Kapatıyoruz. Şey gibi, müzayede gibi satıyorum sağ. Pardon, bir şey söyleyeyim. Nerede mikrofon? Yok, göremiyorum. Ha, özür dilerim. Buyur abi. Size göre hayat nedir ve nasıl yaşanmalıdır? Dedim ya kendini olmayı. Kendi doğruların olacak. Yalan söylemeyeceksin, kimseyi satmayacaksın. Kimsenin işinde, hakkında, parasında gözün olmayacak. Adam gibi helal paranı kovalayacaksın. Ne meslek yaptığın hiç önemi yok. Ama kendi doğruların bunlar olacak. Satmayacaksın. Üzerine sapanlar gelse de onları bertaraf edip doğrularından vazgeçmeden devam. Dur lan, hayır. Dur. Bir şey konuşuyoruz. Adam bir şey sordu lan. Belki bütün sohbetin en ciddi sorusunu adam sordu ya. Abi teşekkür ederim. Bana göre hayat şu abi. Hepimize bir ömür biçildi ya. Kimse annesini babasını seçmedi. Ne zaman öleceğimizi de bilmiyoruz. Dolayısıyla hayat bu. Komple bir bilinmezlik. Sen o bilinmezliği ne kadar bilinir ve makul ve doğru bir hale getirebilirsen hayat dediğin şey o. Cevap, başka bir cevabı yok, bilmiyorum. Ben de senin kadar biliyorum. Çünkü önümü bilmiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi, bu kesin olmaya geldi bu arkadaş. Eylül'dü değil mi? Evet. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum önce davetiniz için. Bence güzel bir saat geçirdik. İyi keyif aldıysanız. Teşekkür ederim. Başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılar. Selfie çekmeyelim mi ya? Hanım nerede? Hanım yemek çekiyor benim. Oğlum kocası da yemek yemeye başladı. Normal bir yemek. Hello motherfucker. Şu kelini uzun yapsana şimdi Allah'ını seversen. Yap biraz daha. Bir bu kadar. Tamam, teşekkürler. İskender Bey, siz sırtına plaketini vermek için ilişki paket istek. Abi gel. Yakın gel. Hepinizi gün görü ve... Plaket verecek. Evet, söyle. Ben de Ümit Bey'e teşekkür ediyorum geldiği için. Ya bu ne biçim edin? Yolu tarif edemedi ya. Abi bak, bir şey diyeceğim. Bir dakika dur. Şimdi sen köprü yoluna geliyorsun. Şuradan neyi anlarsın? Bak aynısını söylüyorum. Ne olur herkes anladığını düşünsün. Abi! Altınizahir'in oraya geliyorsun. Kısıklı sapağı var ya. Evet, oradan döndük kardeşim. Düz gidiyor yol. Evet abi, gidince sağda. Ben şimdi Vespa ile geldim lan. Ben böyle kısıklı. Gitti. Yok Üsküdar Üniversitesi. Bir ara telefonu kapatır ya, bir de uykuluydu çünkü sabah aradım ben bunu, sabah 9.30 filan mı? Estevert'ten girince arka... Bir kafamda Estevert kalmış lan. En kötü evet. Dedim Estevert üstü. Abi 3 kilometre falan yukarıda yapalım. Çok zor duruma sokuyorsun, Yandex yükle. Evet.
Plaket. Hocam, hoş geldiniz. Bravo Nazif hocam. Bravo. Evet. Biz Ümit Erdin'e çok teşekkür ediyoruz. Hayata dair söyledikleri özellikle önemli. Sanırım size yeterince örnek olmuştu. Ve bize söz versin. Bundan sonraki filmlerinde sizleri de oynatsın. Bravo hocam! Bravo! Bravo! Kerem'i oynatmayacağım kesin. Şimdi o hissettim ya. Ama siz yine de diplomalarınızı alın. Olur mu? Çok iyi bağladı. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu benim mi? Çok havalı. Kendimi vali gibi hissediyorum şu an. Çok teşekkür ederim. Harika bir şey. Bir şey diyeceğim. Valilik geçirdikçe de kendimiz gibi yaparız. Ona göre. Ona göre. Ona göre. Hadi buyurun.